23 Mayıs 2021 Sibel Eraslan, Star Gazetesi Filistin direnişinin kadın özneleri Bugünkü yazımızda 1967 sonrasını ele alacağız. İsrail zorbalığının Filistinli her kadını uyanışa ve direnişe zorunlu hale getirdiği tespitinden sonra 1967'ye Leyla Halit adında bir öğretmen hanımın İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması için İsrail Hava Yolları El Al'a ait uçakların kaçırılması eylemlerine katılarak Filistin direnişinin sembolü haline gelişine uzanacağız. 1967-68 yılları tüm dünyada öğren ve gençlik eylemleriyle tarihe geçerken Filistinli gençlerinde bu hareketlilik kuşağında yer alması kadar normal bir şey olamazdı. Üstelik vatansız kalmışlar, evlerini, vatanlarını gasp edenler tarafından yersiz yursuz bırakılmışlardı. Leyla buna itiraz eden, sol tandanslı bir söylemle direnişe geçen bir Filistinliydi. Ardından Delal El Maribi isimli Filistinli genç bir kızın Fethi Hareketi'ne bağlı bir grup direnişçinin şişme botlarla Tel Aviv sahillerine inerek düzen ediyor operasyonu yönettiğini yazdı ajanslar. Tarih 1978'di. 1981'de Gazze'de kurulan İslami Cihat Örgütü o tarihe kadar etkin anlamda sol direnişçilerin başrolde olduğu direnişte artık İslami duyarlılığın öne geçeceğinin ilk sinyallerini veriyordu. 1987'de kurulan Hamas bir siyasi cephe olduğu kadar bir direniş grubuydu da. Kurucuları Şeyh Ahmet Yasin ve Profesör Rantisi Filistinli kadınların öğretmenler, anneler kız kardeşler olarak savaşın bizzat içinde değil de toplumsal görevlerde yer almalarını önceliyorlardı. Kadınlara duydukları hürmet ve onların izzeti için yaptıkları bu değerli jestin karşılığındaysa hanımlardan Filistin direnişine has bilinçlendirme görevini ve hüznü sabırla taşımalarını bekliyorlardı. Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebalia mülteci kampında birinci intifadanın patlak verdiği günlerde Filistin kadınlar da İsrail askerlerine karşı direnişin her safhasında yer almıştı. Filistinli kadınlar için yeni bir direniş eşiğiydi bu. Filistinli kadınlar 28 Eylül 2000 yılında Ariel Sharon'un Mescid-i Aksa'ya girmesiyle başlayan Aksa İntifadası'nda da ikinci intifada İsrail'e yönelik farklı direnişlere katıldılar. Vefa İdris isimli genç bir kızın düzenlediği istişhat yani gönüllü şehitlik eylemiyle Filistin direnişindeki kadınlar cihatın en aktif noktasına taşındılar. Böylece Aksa İntifadası'nda 3'ü Gazze şeridinden 9'u Batı şeridinden dan 12 Filistinli kadın İsrail askerlerince ve silahlı yerleşimcilerce şehit edildiler. Sorulduğunda sayılarını Allah bilir, ben de unuttum diyerek her konuşmasında torunlarının çoğunluğundan söz eden 57 yaşındaki Fatıma En ise 2018'de kadın direnişinde yeni bir iştahç açtı vatanları için. Büyük anneler de şehit olabilirlerdi. Filistinli kadınlar 2000 yılındaki ikinci intifadan bu yana silahlı mücadeleye katıldıkları bahanesiyle gözaltına alınıyorlar. Hamas mensubu Ahlam et temimi de herkese gözdağı verilmek üzere gözaltına alınarak tutuklanan bu kadınlardan biriydi. Kudüs'te eylem düzenlediği gerekçesiyle 2001 yılında 16 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra esir takası anlaşmasıyla serbest kaldı. Filistin'deki direnişin anneleri ve kız kardeşleri olan bu kadın kadınlardan bahsederken 1949 Gazze doğumlu Meryem Ferhat'tan bahsetmemek olmaz. Üç oğlunu da şehit veren Ferhat, Filistinli direnişçi kadınların sembol isimlerindendir. Filistin Yasama Konseyi'nde Hamas milletvekili seçildi. Lakabı direnişin annesiydi. Bu arada 2003 yılında Filistinli ve Müslüman olmadığı halde işgalci İsrail tarafından evlerinden atılan Filistinlilere destek olurken buldozerle ezilerek katledilen insan hakları aktivisti Rachel Corrie'yi de şükranla yad ederiz. O da Filistin'in direnişçi kadınlarındandır. 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım taşıma amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından vurulan Mavi Marmara Filistin direnişine yeni bir ufuk kazandırmıştır. Geminin kadın mürettebatında avukat Gülden Sönmez halen dava ile ilgili tüm uluslararası süreci takip eden örnek bir kardeşimizdir. Filistin'in direnişçi kadınları arasındadır. Sol olarak başlayıp İslamcı kullarda devam eden ve bugünlerde ise artık küreselleşmiş bir kadın direniş ağıyla Filistin hepimizin gönüllerinde.